Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu an bu izlediğiniz videoyu çekmek var ya, 1,5 ay sürdü. 1,5 ay değil mi Nuri? Ne zaman? Ben harbiden 27 Ekim'den başladık. 27 Ekim'de başladık videoyu çekmeye. Çünkü nihayete erene kadar, tamamdır, okeydir diyene kadar videoyu bitirmek istemedim. Parça parça 27 Ekim'den itibaren görüntüler var. Umarım beğenirsiniz videoyu. İkinci günümüze hoş geldiniz. Ben yemeklerimi yaptım. Bugün yemekte dolma var. Altında da et var böyle. Altına et yerleştirdim, kızartıp sonra üzerine dolma yaptım. O dolmaları da böyle fırınlayıp falan yaptım. Bayağı güzel oldu. Bir de ekşili köfte yaptım arkadaşlar. Yemeklerim hazır. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Kahve yapıyorum. Ondan sonrasında da artık tekrar bir direksiyon için çıkacağım. Çok yoruldum bugün. Bütün evi temizledim. Camlara kadar sildim. Yemek de, yani güzel bir yemek yaptım. Uzun zamandır dedim Nurum'a güzel bir yemek yapmıyorum. Böyle özenirmiş. Çünkü o kadar çok koşturuyoruz ki. Bugün o yüzden böyle bir istediği tarzda, böyle dolma falan tarzda bir yemek yapayım dedim. Onu yaptım. Görünüyor. Arkadaşlar dolmama bakın yalnız. Çevirdik dolmayı. Evet, etleri falan biraz da dibinde kalmış. Şeylerlerde diyeceğim. Ne dolmalar ne sarmalar yapmışım. Bakın lahana da var içinde. Biber, böyle küçük biberler. O biber çok lezzetli. Aşırı lezzetli. Bir de etle yapınca çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Çıktım arkadaşlar. Şimdi kendi başına sürmeye gitmeye karar verdim. Çünkü iki gündür sürmeye gidiyoruz. Biz sürerken de çocukların uyku saatini denk getiriyor. Çocuklar çünkü öbür türlü arabada şeyde duramazlar, dışarıda duramazlar, bekleyemezler. Uzun süre şey yapıyoruz, test yapıyorum. İşte onlar da arabada uyuyorlar ya. İşte dün Alim sürerken ben çok yoruldum anne dedi. Ne olur gidelim falan dedi. Ben de üzüldüm yani, orada uyurken zorlanıyor yani. O yüzden bugün Nuri gelsin ve çocukları bırakayım, arabada götürmeyeyim istedim. Çocukları bıraktım. Şimdi kendi başıma sürmeye gideceğim. Burada yakın bir yer var, çok uzak değil. Oraya sürüşe gidiyorum. Kendi başıma süreceğim bakalım. Yani iyice bugün pratiğimi yapayım. Yarın geçersem geçerim, geçmezsem de Allah kerim yani. Artık yapacak bir şey yok. Çok kafaya takmıyorum. Ertelemek de istemiyorum. Yani çok hazır değilim aslında. Ama buraya geldiğimden beri genelde işleri deneyimlemek yoluyla ilerlettiğim için. Bir de çok kaybedeceğim bir şey yok öyle bir durumda da. Yani $60 vereceğim sadece. Bir de bir küçük kurs alacağım. Onun dışında çok sorun teşkil edecek bir durum yok. Nasıl ışığı kestim kafamla. Şimdi oraya gideyim. Kursa başlayacağım. Ne diyecektim de, bir şey diyecektim ben size. Bugün Nur ne kadar çok sevindi yemek yaptım diye. Çünkü kurs falan böyle sürekli koşturuyoruz ya. Hep böyle pratik şeyler yapıyorum. Pilav küçük bir şey, pilav küçük bir şey tarzında. Bugün böyle dedim ki biraz özeneyim yani. Lahana sarması yaptım biraz. Lahana sarması, bir de biber. Küçük biberler var böyle, küçücük küçücük. Sarma kadar arkadaşlar o biberler. Belki büyük gözüküyorlardı. Çok küçük küçük biberler. Kroger'da satılıyor burada. Ve çok lezzetliler yani. Onlarla yapılınca gerçekten iyi gidiyor. Onu önce doldurup sonra böyle tavada biber kızartır gibi kızarttım içi dolu bir şekilde onları. Çok çok iyi oluyor, tavsiye ederim öyle yapabilirseniz. Geçen şeyi anlattım ya size. İşte burada komşum var, ben arabayı park ederken balkona çıkıyor kalpten gidecek falan diye. Acaba olduğunu bildiğim için. Çok fazla hikaye gelmiş onunla ilgili. Gerçekten yabancılar bu konularda çok evhamlı. Ya da Türkler de öyledir belki de. Hani bilemiyorum. Gerçekten çok evhamlılar. Şeyi falan da yapıyorlarmış. Mesela çöp atarken falan da kontrol ettikleri oluyormuş. Camdan baktıkları falan oluyormuş. Ben öyle bir şey sezmedim. O ayrı bir konu. Ama mesela şey oluyor. Ben merdivenlerden çıkarken Alim falan bağırınca hemen kapıya çıkıp bakıyor. Bir tanesi var özellikle. Çok dikkatli. Arkadaşlar geldim. Bakın burada school bus'lar var. Nur da öyle tarif etti. Ben hiç gelmedim buraya da. Ben başka bir yerde normalde antrenman yapıyordum. Dedi ki yol üzerinden git, şurası okul. Okulun ön tarafında yol var. Oradan git, karşıda school bus'lar var mı diye bir bak. Böyle toplu halde school bus gördüğün yere direkt gir dedi. Hemen onu gördüm ve girdim arkadaşlar. Kimse yok. Tam şurada kendi kendime çalışacağım. Güzel bir yer ayırmışlar. Sevindim yani, bizim buraya da yakın varmış.
Şimdi burada bir çalışacağım güzelce, kimse gelmezse inşallah. Birileri gelince sırayla yapmak zorunda kalıyoruz. Çok vakit harcıyor. O yüzden ben hemen geçeyim. Şimdi arkadaşlar bir bu tarafa bir de bu tarafa çıkıyorum, giriyorum. Çünkü sınava girdiğimde ya bu taraftan çık diyecekler bana ya bu taraftan çık diyecekler. Öncelikle gireceğim, sonra geri çıkacağım. Hadi bakalım, normalde yapıyorum yani, bir aksilik olmadığı sürece, bir saçmalama yapmadığım sürece yapıyorum. Ama sürekli şimdi tekrar edebildiğim kadar tekrar etmeye çalışıyorum. Biraz daha geri geleyim. Haydi bismillah. Şimdi buradan bu şekilde çıkıyorum. Düz bir şekilde çıkmam gerekiyor. Biraz daha ilerleyeyim şöyle. Şimdi düz bir şekilde çıktıktan sonra geri vites yapıyorum. Hatta size şuradan şöyle göstereyim ben. Burası arabanın arkası. Şimdi şurada duba var ya. Bu ilk duba, bakın şunlar da diğer dubalar. Şu arkadakiler de diğer dubalar. Onlara çarpmadan içeriye park etmem lazım. Şimdi öncelikle biraz dümdüz gidiyorum. Sonrasında yarım tur kırıyorum. Sonrasında da bu tarafa doğru kırıyorum. Sürekli adım adım, milim milim şeklinde yapıyorum ki bir yerlere çarpmadan rahatça gireyim. Şimdi ya diğer kenardaki iki dubayı gördüm. Şimdi buradaki ikinci dubayı görmeye çalışıyorum. Burada da iki dubayı gördüğümde problem ortadan kalkmış oluyor. Orada da iki dubayı görüyorum. Artık bakın düzledim. Düzledikten sonra yavaş yavaş çıkıyorum. Zaten önümde buna bakmaya da bir şey demiyorlarmış. Ama ihtimale karşı ona bakmadan da yapmak konusunda şey yapıyorum. Bak. Değdim. Buradaki dubaya değdim. Dikkat etmeden çıktım çünkü. Neyse. Hop. Ne ettin Fatma, ne yaptın yani? Sen benim ne yaptın? Şimdi tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bak işte arada yapamadığım oluyor. Yaptığım da oluyor. Gerçi şu an dikkat etmediğim için yapmadım. Çünkü video çekmeye çalıştığım için. Arkadaşlar uyuyakalmışız. Alel acele, şimdi apar topar giydik, aydın pijamalar altında fark ettiyseniz. Koşa koşa sınava gidiyoruz. 10 dakikamız var, 10 dakikalık da yolumuz var. Yetişmeye çalışıyoruz. Ay inşallah geçerim. Ben de ayılmaya çalışıyorum. Su falan aldım yanıma, elma aldım bir tane. Hani ayılabileyim diye yolda. Allah'ım inşallah geçerim. Hani dakika dakikasına uyanmış gibi olduk yani böyle hızlıca. Evden 5 dakika, 10 dakika içinde mi, 5 dakika içinde mi ne çıktık? Ya valla bu kadar görürsün, çıktığımız aynen, ben de hemen apar topar bir şeyler giydim. Yani nasıl çıktığımı bilemiyorum.
bakalım, inşallah geçerim. Alim, stay there or watch out and come. Şunlara bakın. Alim, buraya gel. Hayatım, tam dön artık. Ya, full yapacaksın. Tamam, tamam arkadaş. Tamam aşkım. Tamam aşkım, bekle. Come here, hold my hand. We are not going to the market. Did you see our car is gone? We have to wait for it to come back. Tamam, baştan çıkıp baştan. Ne oldu? Manevra yapmadı. Allah, manevra yapmadı. Ne oldu bilmiyorum şu an var ya arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar şimdi yola çıktılar. Valla Türkiye'de böyle Fatma araba sürere geri geldiğinde eminiz geçtik diyoruz ama bugün manevra yapmadan gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Şimdi geliyorlar, bakalım ne olacak. İlk yedi finaldan kalmamın temel sebebi aslında heyecandı arkadaşlar. Heyecan çünkü sınava girerkenki gözetmenim o kadar hötöttü ki. Hötöt nasıl yani, böyle çok sertti ve çok konuşuyordu. Ben de o zaman dilim daha da zayıftı, yani şu an iyi. Mesela en son girdiğim gözetmende dediklerini anladım zaten. Hatta videoda izlemişsinizdir. Dilim iyi olduğu için sıkıntı olmuyor ama ilk gözetmende çok konuşuyordu. Onu anlamaya çalışıyorum ya, böyle suratına bakıyordum, yani ben ne olduğunu anlamıyorum. Mesela parkta sürekli bana bir şeyler söylüyor. Ben de park alanında duruyorum ve onu dinliyorum. Çünkü anlamakta zorlanıyorum ya. Durduğum için bıraktı beni. Şeyde de yol güzergahı var ya, yol güzergahında da ilerlerken tabii serbest sürüş yapıyoruz ya burada. Yani serbest sürüyoruz rahat rahat. Orada böyle bir an dalgınlığıma geldi. Kafama göre şerit değiştirdim. Orada da o hatayı yaptım. Öyle kaldım işte arkadaşlar. Zaten bir de şey, sinyalleri geç verdiğimi yazmış bir de. Öyle onlardan falan kırmış, beni bıraktı. Yani işte ona sormadan şerit değiştirdim ya. Trafiği tehlikeye attığımı söyledi. Onun için büyük bir problemdi. Öyle bıraktı arkadaşlar. Ama zaten dediğim gibi temel olayım stresti. Gözetmen çok sert olduğu için aşırı stres yaptım. Yani böyle ellerimi falan titrediğini hissettim. Çalışmaya geldim. İnşallah bu sefer geçerim ya. Of. Neyse. Burayı seviyorum ama hiç kimse olmuyor. Kendi kendime böyle gerilmeden, kasılmadan çalışabiliyorum. Şimdi bu çalıştığım günden bir video. Gene bu videoyu da driver testinden geçtim videosunu ekleyeceğim. Yani günlerce uğraştığımı görün. Ya bu videoları neden yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, bir öncekinde de biliyorsunuz 5 kere sınava girmiştim, yazılı sınava. Bana şey yazanlar oluyor. İşte Fatma, çok güzel uyum sağladın. Ben şu kadar yıldır buradayım, yapamadım. Bu kadar yıldır buradayım, yapamadım. Ve uğraşıp pes edenler oluyor. Sadece onlar için özellikle bu videoları ayrı çekiyorum. Ben de uğraşıyorum arkadaşlar. Böyle ben mesela yaptım ettim diye sadece başlık atsam, inanın motivasyon kırıcı oluyor. Yani sadece şunu görün istiyorum. Ben de uğraştım. Ben ikinci kez driver testine giriyorum. Gün aldım.
İnşallah ikinci seferde geçerim. Geçmezsem de üçüncü sınava giriş, dördüncü sınava giriş hepsini çekeceğim. Hani biz de bu zorlukları çekiyoruz. Her gurbete giren bu zorlukları çekiyor. Bunları görün istiyorum. Geçen biri özellikle bir yorum yazmış. İşte Fatma gerçekten Azmin'e o kadar hayranım ki ben 3 kere girdim sınava. Sonrasında da özgüvenim kırıldı. Yıllardır buradayım ama bir daha sınava girmedim. Kursa dahi gitmedim yazan olmuş mesela. O kadar üzüldüm. Yani kızlar öyle düşünmeyin. Motivasyonum kırıldı falan diye düşünmeyin. Ona inat. Tekrar girin ya sınava. Bir de arabaları çok kıymetliymiş, vermiyormuş. Onu çok yazanlar oldu. Ya yurt dışında zaten araba pahalı değil kardeşim. Yurt dışındakiler bari yapmasın. Siz bari yapmayın. Karlarınıza verin. Destek olun. Bakın kendi başına gitsin market alışverişine. Onu bunu yapsın. Çoluğu çocuğu götürsün okula. Ne var yani, yapın. Neyse ben çok uzaklığım da çalışayım. Sonra ben de gene kalacağım. Arkadaşlar alışverişimi yap. Yalnız arka manzaraya baksanıza. Ya bagajım doluymuş. Halimin bisikletleri falan var. Bir rehavet çöktü üzerime, bir rehavet. Uyuyacağım sanki. Ya kardeşim sen ne uyarı verip duruyorsun, arabacık. Haydi. Ama heyecanlanmamak için heyecan. Ne yapıyorsun abi? Sevinçten. Çiz. Benim karıcığım eşime geçti sınavı arkadaşlar. Arkadaşlar yaşadıklarımı size hemen anlatmam lazım. Gelirken video çekecektik ama. Yok. Vazgeçtim dedim bu video çekecek. Nazara değdirtiyoruz kendimi. Evet oturtalım bu sıfırla. Arkadaşlar neyse anlatıyorum. Nuri Alim'i tuvalete götürüyor. Aydın'ı da bağladım. Rahatım, yola fıracaklar, ödüm patlıyor yoksa. Yani burada zaten çok temkinliler. Yani yola fırlasa da dikkat ederler ama önemli olan bir ebeveynin dikkat etmesi tabii ki de birincil olarak. O yüzden önce onları bağlayayım, içim rahat bir şekilde konuşayım dedim. Neyse. Geldik. Gelirken hiçbir şekilde Nuri video çekmeme izin vermedi. Çünkü dedi video çekince üzerinde stres hissediyorsun, baskı hissediyorsun. O yüzden çekmedi. Ama öncesinde bir gel bir kere park yap bakalım nasıl yapıyorsun merak ettim dedi. Girdim, yaptım, çıktım tamam mı? Nuri dedi ki seni kalman imkansız dedi. Bana bir özgüven geldi. Neyse buraya geldik. Geldikten sonra Nuri dedi ki eşim İngilizce bilmiyor. İngilizce bilmiyor deyince İngilizce bilmeyen biri sınav alamayız demezler mi? Allah'ım benim nasıl moralim bozuldu, nasıl moralim bozuldu. Sonra ben de bildiğim bütün İngilizceyle, İngilizce konuştum. Dedim böyle, sizi anlayabilirim, işte biraz da olsa konuşabilirim, bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum dedim falan. Sonra işte ben de konuşunca falan, neyse, dedi size o zaman bir şans veriyorum falan dedi, bindi. Bindi arkadaşlar, parkı, çok güzel. Kusursuz park yaptım. Zaten ondan sonra dedim ki oh be parkı geçtim ya. Yolu ya bir dahaki sefere girsem de olur dedim. Sonra yol testinden de geçtim. Yani ilk girdiğimde o kadar önemsememiştim. Çünkü çok kolay gelmişti bana parkur. Türkiye'deki parkur gerçekten bundan daha zor. Buradaki parkur hem kısa hem de o kadar şey değil. Ama park zormuş arkadaşlar. Bir de en ufak ayrıntıya dikkat ediyorlar. Hani ne bileyim Türkiye'de de zor ama çok ayrıntıya takılı kalmıyorlar bu kadar. Burada parkur zor değil ama ayrıntıya çok takılı kalıyorlar. Neyse o yüzden bir sıkıntı olmasın diye temkinli bir şekilde güzelce sürerek geçtim. Ve en sonunda aldım. Bana soranlar oluyor da ne yaptın falan diye. Çünkü araba kullanıyorum biliyorsunuz. Türkiye'deki ehliyetim belli bir süre geçerli. O yüzden burada araba kullanıyorum.
Bana araba kullanıyorsun, ehliyetin var mı yok falan diye soruyorlardı. Piramitim vardı arkadaşlar. Ayrıyeten de kendi ehliyetim de olduğu için bir sıkıntı olmuyordu. Ama tabii ki de tam olarak içime rahat olması için Amerika ehliyeti almam gerekiyordu. Ve burada yani İngilizceyi belli bir kısma kadar yaptım. Artık en azından kendimi ifade edebiliyorum. Çok rahat ifade etmesem de. Ve ehliyetimi de sonunda aldım. O yüzden o kadar mutluyum ki, Çünkü bana burada çok yorum yazılıyor. Sadece kendi adıma değil. Beni takip eden arkadaşlarım adına da çok mutluyum. Çünkü burada o kadar çok yazılıyor ki bana. İşte ben 5 yıldır buradayım, alamadım. 4 yıldır buradayım, alamadım. Çünkü işte eşim çok sinirli. Eşim arabayı vermiyor. Ya da işte ben heyecanlanıyorum, yapamıyorum vesaire diye yazanlar oluyor. Onlara cesaret olması amacıyla özellikle bu videoyu tek bir videoda birleştirdim. Bakın ben de tek seferde geçemedim. İkinci seferde direksiyonu geçtim. 4 sefer mi 5 sefer mi tam hatırlamıyorum. Yazılı sınava girdim çünkü İngilizce burada tekçe girilmiyordu. O yüzden yazılı sınava da çok fazla girdim. Yapabilirsiniz, kendinize güvenin ve size kocalar, size sesleniyorum. Karılarınıza destek olun, eşlerinize destek olun. Çünkü hep bunu yazıyorlar ya. Eşim beni küçümsüyor falan yazıyorlar. Valla eşimden Allah razı olsun. Nerede benim koca? Bakın. Tutuyorum seni. Ya eşim o kadar çok destek ki her konuda. Allah razı olsun. Beni cesaretlendiren insan da o. Kazandı ya. Benim oğlum da kazandı. Biz çok kazanan bir aileyiz. From the days, once we start the exam, no one can come closer to us. Yani kimse yanınıza gelemez. Dolayısıyla hatta dışarıda ve sizi izlediğini görmeyi, adam görmesini istemiyorum. Bak siz gelirken bile gördüm sizi ama görmezden şey yaptım. Şöyle söyleyeyim. Giren şey hoca çok temkinliydi ve yani beni anlamaz ve kazaya sebep olurum falan dedi. Çok temkinli insanla girince de sıkıntı yani. Hatasız olman gerekiyor. Anladım. Diyor ki bak tamam dil soru olabilir, Hispanik buraya gelse de olabilir, herkes olabilir. Bunu o dilden bir problem, onun için bir problem, benim için de bir problem. Biz yolda araba sürerken ben ona bir acil durumunda ona bir komut, bir şey söylediğin zaman yapılması lazım. Dolayısıyla dili olmadan, benim komutları anlamadan arabayı yola çıkamayız. Hemen Fatma girdi orada. Me, I understand. Explain but oh my god ben oradan bittim dedim vay çünkü Fatma artık ben adama anlatamıyorum tamam mı kendi anlatmaya aldı adam zaten adam da dinliyor ben de dinliyorum bir kuruyor cümleyi kuruyor Aşkım çok iyiydin ya orada valla gurur duydum Aşkım sessiz kaldım zaten... Çok bir şey söylemedim arkadaşlar. Kocam o var ama diyor. Beni çok gazlı. Bir şey söylemedi ama bunu söyledi. Adam bunu anladım. I understand. Onu seni anlıyorum. Ben anlıyorum. Ben seni anlıyorum ama evet. Orada yaptığım halde sen tekrarladığın için tam anlaşılamadı dedim. Ve söyledim ona. Ben senden ondan sonra anlatmak istediğini o tekrarladığı için sen acaba yanlış mı anladın çünkü bu sefer yanlış yapıyorum. Ben dedim ona sen aslında anlıyorsun ama o tekrar konuştukça sen ona yanlış anlamışsın gibi bu sefer farklı bir şey yapıyorsun. Ve dedim bak adam nereden kırdım? Dedim çocuğum oğlumu yeni okula başladı. Sen aslında Türkiye'de araba kullanıyorsun. Araba yani sen araba kullanmayı biliyorsun. Dur arkadaşlar çocuklar bir dakika arkadaşlar çocuklar. Ama yalnız ben İngilizce konuştuğumda kocaman o yüzündeki gururu gördüm yani. Gururu sen anlatamadın onu. Arkadaşlar Allah ben anlatıyorum. İşte bak bu ehliyetinin de nasıl kala. Çünkü buradan dönmek istemedim arkadaşlar. Bugün buradan dönmek istemedim. Ya yani başka tarihe vermek. Mücadele et, ver. Adam bizi 25'te veriyor 4 gün sonra ama bayağı mücadele ettim. O yüzden aldım ama. Çok mutluyum. Evet, driver sonrası markete geldik. Marketten alacaklarımız vardı. Şimdi neler alacağım? Bugün yulaf almak istiyorum. Halim nerede aşkım? Ha? Halim hemen alacaklarına bak. Yolda saymıştı zaten portakal falan diye. Ne istiyorsun? Aaa orange. Tamam. Bu ne ya? Hiç de bilmiyorum ne oldu. Ha ben aldım geçen yedim ondan bir tane.
Baba sen Apple alır mısın? Bak benim oğlum Apple istiyor. Aa Apple varmış anneciğim evde. Abla, bu ne acaba? Bu da şeker mi? Marshmallow. Abla. Aşkım az al ya. Yenmiyor abla. Kalıyor. Soğan aldın mı? Yeşil almış mıydın? Abla. Yeşil ben seviyorum zaten. Al anneciğim. Aferin. Aferin. Alim gel anneciğim. Alim gel. Bir tane aldım. Ha o diğeri lahana. Kızlar alışverişimizi de yaptık geldik. Vallahi o kadar kasılmışım ki sıvı almayacaklar diye. Vücudum taş kesildi resmen ya. Çok kötü oldum. Neyse mutfağı falan bayağı bir dağıttık gitmeden önce. Onları toparlamam lazım. Ama yemeklerimiz hazır. Çünkü kocam gitmeden önce yemeklerimizi yapmıştı. Allah razı olsun. Didom. Yani şimdi fufuyu da yapacağız. Yemeğimizi yiyelim. Sonra ben de yavaş yavaş tıngır mıngır bunları toparlarım. Yemeğimizi yeriz. Bugün böyle bitti arkadaşlar. Bugünümüz böyle. Umarım sizler de böyle kolaycacık alırsınız, yaparsınız, başarırsınız. Tekrar tekrar girin, korkmayın. Başka diyeceğim bir şey yok. Hoşçakalın. Uzun zamandır fıstık çorbası yemiyoruz. Nur da tam benim sevdiğim gibi yapmış. Şöyle taban kili biraz daha. Ben böyle koyu seviyorum biraz, böyle çok sulu sevmiyorum. Tam benim istediğim gibi olmuş. Aşırı lezzetli. Fufu da, burada aldığımız fufular bildiğin Afrika'daki gibi diyor Nuri. Ben çok bilmiyorum ama çok lezzetli benim için. Sadece bunu biliyorum. Zaten fufuyu falan da çok seviyorum. Hatta halime hamileyken böyle fufu falan aşerirdim. Banku fufu aşerirdim. Çok lezzetli ama fıstık çorbası biraz ağır geliyor. Biraz yedikten sonra tıkanabiliyorum çoğu zaman. Hatta uzun zamandır yemiyorum. Midem biraz rahatsız etmişti. Ama çok lezzetli. O ayrı konu.